Merhabalar, bugün yine yeni bir vlog ile karşınızdayım. Bugün salon temizliği yapacağız. Doğum gününün arkasından oluşan dağınıklığı böyle bir toparlamak istedim. Çünkü kalabalıktı ve güzelce silip süpürmek istiyorum. İster istemez de tabii ki bir şeyler dökülüyor, ediliyor. Hem böyle farklılık olsun, salon temizliği de yapmış olalım istedim. Aynı zamanda ilk olarak doğum günü hazırlığı için çektiğim küçük videoları göreceksiniz. Sonrasında zaten sonuna bu yapmış olduğumuz temizliği ekleyeceğim. Önceki videolarda bahsetmiştim, sizin için böyle ufak şeyler çekerim. Hem hazırlık aşaması, işte hem gerek masa düzeni gibi. Bakalım, umarım hepinizin hoşuna gider. Böyle karma, farklı bir içerik olmuş olur bizim için de. Keyifli seyirler. Herkese günaydın. Şimdi tuzlu kuru pastaları yapmaya başladım. Kekin hamurunu yapıyorum. Bir de süslerken çekeceğim size. Poğaçayı yoğuruyorum. Böyle şekerlemeler hazırladım. Kürdanlara geçirdim. Yine aynı şekilde ayıcıklı haribolar. Bir de ben bunlara yeşil ve gold draje eklemek istedim. Ve krem şantiyi çırpıyorum. Bir damla yeşil gıda boyası koydum. Rengin tam olarak istediğim gibi olmayacağını biliyordum. Sarı glazür vardı. Ondan biraz ekledim. Bakalım istediğim tonu glazürle yakalayabilecek miyim? Bunları dolaba koydum şimdi. Hamura bakalım. Hamur mayalanmış. Poğaçaları böyle kulaklı bir ayıcık yapmaya çalıştım ama asla olmadı. Yapacak bir şey yok. Zaten poğaçalarda ayıcık şekli vermeyecektim. Son anda böyle bir deneyeyim dedim ama öyle. Makarna salatasını da hallettim. Yoğurdunu akşama bırakacağım. Çünkü yoğurt ve mayonez girince sulanabiliyor birkaç saat bekleyince. Şöyle güncel hali. Buraya masa eklemek zorunda kaldım. Pasta böyle bu şekilde. Şeker hamurundan yapıldı dış kısmı. 10 kişilik yaptırdım. Erimesin diye de balkona koydum böyle. Birazdan içeri alacağım. İlk önce halının üstünü süpürüp halıyı komple kaldıracağım. Aynı zamanda çırpılması gerekiyor. Çünkü halıyı zaten size göstermiştim. Halı dokulu bir halı. Ne kadar süpürürseniz ya da ne kadar çekim kuvveti güçlü olursa olsun içinde kırıntılar kalabiliyor. O yüzden süpürüp kaldıracağım. Eşim kalkınca ona çırptırırım. Çünkü halı çok ağır. Sakın hani sen çırpamıyor musun falan filan demeyin. Çok ağır. O yüzden erkek gücü hem o kadar olur. Yani yardım etsin. Biz toz alırız. Süpürürüz. Masanın üstü çok dağınık. Çünkü böyle bir kaba taslak topladım. Düzenlememiz gerekiyor orayı. Odanın kokusu bir değişsin böyle. Çünkü zaten kış ayı, hastalık ayı. Güzel, hijyen, temizlik. Başlayalım. Toplayayım. Tek bir koltukta olsunlar.
konfetili balonlar vardı. İşte doğum günü bittikten sonra kalan birkaç kişi çocuklar eğlensin diye işte böyle balonları falan patlattık. Konfetiler falan böyle havada uçtu. O yüzden her yer konfeti şu an. Aa, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu hatırlarsınız bir önceki videolarda bahsetmiştim. Etkinlik takvimi sipariş vermiştim yurt dışından. Onlar Trabzon'a kadar geldi arkadaşlar. İstanbul'daki gümrükten geçti. Trabzon'daki gümrük memuru kargonun içini açmış. Yani bilmiyorum yasal mı, doğal bir şey mi bu, hiçbir fikrim yok. Kargonun içini açtığı için kozmetik ürünleri yasaklı ürünlermiş. Ben onu bilmiyordum. Hani bir uyanık sen misin, sana mı gelecekti falan diye düşünmeyin. Gerçekten bilmiyordum. Bilmeyerek sipariş ettim. Böyle bir işte ayın 24 ya da 26'sında falan sipariş etmiştim ben. Şu an iade süreci de doldu. Bilmiyorum nasıl olacak. Şu an Almanya'ya geri gitti ürün ama ne olur para yanar mı? Bana yurt dışına geri gönderim ücreti falan yansır mı? Hiçbir bilgim, hiçbir fikrim yok. Zaten PTT'de muhatap bulmak çok zor. Onu geçtim. Hani birkaç kişiyi böyle araya sokmaya çalıştık. Mümkün değil. Yani hiç gümrüğe hiç kimse hiçbir şekilde karışamayacağını falan söyledi. Yani çok da büyük bir şey değildi. Normalde o gümrük limitine takılacak bir şey değildi. Kargosuyla beraber 70 dolar mıydı, 80 dolar mıydı, neydi? Yani gerçekten şaşkınım. Hani ürünleri geçtim, para da çöp oldu. Bu ara benim paralar bayağı çöp oluyor. Elbise önce, şimdi bu makyaj malzemeleri. Yani ihtiyacım da vardı aslında. Keşke en başında İstanbul'dan geri çevirselerdi. En azından belki iade süreci tamamlanırdı o zamana kadar. Bilmiyorum, enteresan. Yani PTT'ye akıl sır erdiremedim ben pek. Koltuğa çekilen. Katıl'da bahsetmiştim. Bu televizyonun altındaki dolapta benim bardaklarım ve misafir için olan yemek takımlarım var. Doğum gününden bir iki gün önce Yiğit orayı açmış, işte oradaki bardakları yere atmış, kırılmış. Sonra toplamaya kalktığımda parmağını kesti. Böyle bir 15 dakika falan durduramadık kanamasını. Tabii ki telaşlandık çok fazla. Hastaneye götürdüm. Doktor kontrol ettiğinde çok derin bir şey olmadığını söyledi ama tabii ki o anki korkuyla bir anda hani hastaneye gidelim, hallolsun bitsin mantığıyla baktık. Hastaneye gittiğimde saçlarım, yüzüm komple kandı benim. Yiğit bir de böyle el avuca sığmıyor. Üç kişi çocuğu tutamadık. Bayağı gergin bir andı. O yüzden buraları bantladım. Hani temizlemiştim, ciflemiştim ama çocuktan asla önemli değil. Hiçbir şey önemli değil yani. Tekrar yani bant görünümü hoşuma gitmiyordu. Kirli duruyordu. En azından böyle bir çözüm buldum. Kilit denedim. Kilitleri de koparıyor. Yine bantı böyle 2-3 kat yapıştırıldığında bantla böyle bir çözüm üretebildim. Süpürmeye devam ediyorum.
Thank you.
Evimizi şimdi güzelce silelim, düzenleyelim. Şimdi ilk önce masanın altını silelim. Sonra masayı çekeriz. Çok tozlu burası çünkü bilgisayarı eşim burada kullanıyor. Fanları çok fazla toz çektiği için masanın üstü olduğu gibi toz oluyor. Hani bir gün geçmeden tozunu almak gerekiyor, öyle söyleyeyim. Şöyle bir yani mousepad diye geçiyor ama büyük bir materyal, aparatla kullanıyor onu. O olmayınca çünkü masaya da zarar veriyor. Masanın boyasını alabiliyor sıcaklık. Aslında videolar kısmında baktığınızda üyelere özel videolar orada görünüyor. Bilmiyorum. Daha önce topluluk sekmesine de bir yazı yayınlamıştım. Katıl butonu aktif diye. Oradan göz atabilirsiniz. Yani farklı kategoriler var. Merak edenleriniz için oraya da bir göz atabilirsiniz. Sıcak suyla siliyorum evi. Çünkü çok daha temiz, kirlerin çok daha kolay çıktığını düşünüyorum. Bir de içine çok az yağ sökücü ekliyorum. Çünkü tozlar yapışabiliyor. Yani her gün bile silseniz oturan tozlar, oturan kirler var. Yağ sökücüsünden azıcık döktüğünüzde çok daha kolay çıktığını göreceksiniz. Çok fazla eklemeyin. Bu sefer de su izi kalıyor, lekeli görünüyor. Yani ufacık bir şey damlatmanız yeterli. Evi çok fazla sildiğim için sadece haftada bir kere elimle siliyorum bir yerde eğilip. Onun haricinde viladayla halledebiliyorum işlerimi. Çünkü fark etmişsinizdir zaten halılarım çok fazla büyük değil. Açık alan çok fazla olduğu için çok sık süpürüp silmem gerekiyor. Tozlanıyor. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to. Bu arada katılım değil, üyelik sistemi değişti. Bir yazışma yaptık. Günlük vlog tarzı bir şey ister misiniz diye. Onlar da hoş karşıladılar açıkçası. Hani böyle günlük gittiğim, gezdiğim ya da evde örnek veriyorum kahvaltı hazırlarken ya da Yiğit'le vakit geçirirken bu tarz şeyleri çekmeyi planlıyorum. Dediğim gibi göz atmak isteyen bakabilir. Bir önceki yatak odası temizliği gibi çok uzun bir video olacak belli ki. Ben yine kısaltıp sizin için ayarlarım onu. Tamamdır.
silme işlemini de bitirdik. Eşim halıyı çırptı. Halıyı serelim güzelce. En son masanın üstüne güzel bir düzen yapalım. Mumlarımızı yakalım. Böyle odanın kokusu değişsin. Tozunu alalım. Biraz trafik var yalnız. Bu halı kaymıyor. O yüzden bunun altına kardırmaz sermiyorum. Bu halı iyi çıktı. Biliyorsunuz fiyatı da bayağı uyguna gelmişti. Şimdi masanın üstünün tozu. Tozlanmış. Bir de leke tutmaya çok müsait bir masa bu. Örnek veriyorum, çayı koyduğunuzda çay leke yaptığında anında sesiniz bile çıkmıyor. Yani boyasıyla mı alakalı, materyaliyle mi alakalı hiçbir fikrim yok. O konuda biraz şanssızım açıkçası. Cifleyince de bu sefer boyası çıkıyor. Masanın hizalamasını aynaya göre ayarlıyorum. Örtüsünü serelim masanın. Şimdi bunları böyle koyayım. Tepsisinin tozunu alıp ondan sonra tepsiye koyacağım. Bu Milad'ın aldığım pijama takımları vardı, hatırlarsınız. Ben hep yani seçtiğim o iki taneyi de severek giyiyorum. Ama olumlu geri dönüşlere kadar bence olumsuz şeyleri de söylemem gerekiyor. Bunlardaki boya ve plastik kokusu ne kadar yıkarsam yıkayayım çıkmıyor.
sanırım tamamen materyaliyle alakalı ya da kalitesiyle alakalı, bilmiyorum. Yani eğer alacaklar varsa aranızda, en azından videodan görüp alıyorsanız, bu da böyle bir size şey olsun, aşırı plastik gibi kokuyor. Hani böyle birkaç kere daha giyip ben onları elemeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü yumuşatıcıyla denedim, farklı deterjanlarla denedim. Koku asla gitmiyor. En azından böyle bir iki kız tuzunu toplaması için sıktım. Bantla da alabilirim aslında. Ama çıktı şu an. Bir dahakine bantla alabilirim. Kablolardan dolayı biraz dağınık görünüyor ama sonuçta normalde hep burada durduğu için size de bu şekilde göstermek istedim. Aynamızın da tozunu aldık. Sehpanın ve konsolun tozunu da alalım. Sonra videoyu bitiririz. Sonuna geldik. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve lütfen katıda da göz atın. Hoşçakalın.